İyi akşamlar. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Bu akşam gene birbirinden ilginç, ibret dolu öykülerle birlikteyiz sevgili izleyenler. Gene vicdanımızı derinden etkileyecek hayatın içinden gerçek öyküler. Gizli dünyalarda önce kader kurbanı bir kadının kirli sütüyle beslememek için yavrusunu terk edişine, fedakarlıkların en büyüğüne tanık olacağız. İçimizi acıtacak gerçekten yaşanmış bir öykü. Daha sonra para ve güç hırsının bir kardeşi nasıl bir hainliğe sürüklediğini görecek, kötülüğün cezasız kalmadığını ibretle seyredeceğiz. Bu öyküleri izlerken gene kendimiz için, çocuklarımız için, ailemiz için dersler çıkaracağız. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Delikanlının biri güzel bir kızı sevmiş. Kıza sırılsıklama aşık olmuş. Onunla evlenmek istemiş. Ama kız güzel olduğu kadar katı yürekliymiş. Delikanlıya korkunç bir şart ileri sürmüş. Eğer annenin kalbini bana getirirsen seninle evlenirim demiş. Delikanlı bu korkunç şartı duyunca ne yapacağını şaşırmış. Ama kızı o kadar çok seviyormuş ki sonunda annesini öldürmeye karar vermiş. Annesine durumu söyleyince anne yavrusunun mutluluğu için oğlunun kendisini öldürmesine razı olmuş. Delikanlı annesini öldürüp kalbini çıkarmış, bir mendile sararak hemen kıza koşmuş. Ama koşarken yolda ayağı bir taşa takılıp düşmüş. Annesinin kalbi de elinden fırlamış. Düşünce canı çok yanan delikanlı, "Ah anam!" diye inlemiş. O anda yerde tozlara bulanan ve henüz soğumamış anne kalbinden bir ses yükselmiş. "Canım oğlum, bir yerin acıdın mı?" İşte böyle sevgili izleyenler. Anne sevgisinin sınırı yoktur. Biz onlara ne kadar yanlış davranırsak davranalım, onların kalpleri hep bizim için çarpar. Gizli Dünyalar'ın şimdiki öyküsü, kader kurbanı bir hayat kadınının, bahtsız bir annenin bataklıkta büyümesin diye çok sevdiği oğlunu evlatlık vermesinin acıklı öyküsü. Nerede bu elmas denilen karı? Neredesin ulan? Nerede lan bu? Nerede bu elmas denilen karı? Nerede lan? Geliyor al bebeğim. Al nerede bebeğim, bu olur. Bela? Allah'ım belası karı seni. Ulan ben sana şu çocuğu yok et demedim mi ha? Hala burada mı bu velet ha? Bırak kalsın Yakup abi. Ufacık çocuktan ne istiyorsun? Burada bir bebek eksikti. Kimden peydahladıysan ona geri götüreceksin. Ne olur Yakup abi. Çocuğumu benden ayırma ne olur. Ne olur. Yok ya. Bebeği senden ayırmayacakmışım ha? Ulan sana dünya kadar sermaye bağlamışım be. Bu çocuğu burada görmek istemiyorum. Anlaşıldı mı? Çocuğumla uğraşma. Kalk seni. Bana bak Elmas. Yarından tezi yok o çocuğu yok edeceksin. Ya da ben yok etmesini bilirim, tamam mı? Üzülme kardeşim. Allah bir çaresini buldurur elbet. Üzülme. Nasıl üzülmem Feride? Ne yapacağım ben? Kimim kimsem yok. Çocuğumu nereye bırakacağım? Kime güvenip vereceğim? Ben onsuz nasıl yaşayacağım? Oğlum o beni Feride. Canım benim. Onu sokaklara mı bırakacağım? Talihsizim benim.
Allah'ım sen beni affet. Ben artık bu yolun yolcusuyum. Bu lekeli hayattan kurtulmam mümkün değil. Ama çocuğuma bu hayatı yaşatmayacağım. Kirli paramla onu büyütmemek için, kirli sütümle onu beslememek için onu bir kapının önüne bırakacağım. Onun talihini açık et Allah. Onu bulacak insanların yüreğini merhametle doldur. Sen büyüksün. Sen en iyisini bilirsin. Onu değer bilenlerin eline düşür. Hayda. Aa, inanmıyorum. Ay Sezai, şuna bak ne tatlı. Ay canım benim. Çok güzel bir bebek ha. Hadi hayatım içeri al. Kim bırakmış olabilir ki? Bilmem. Nereden çıktı bu bebek? Bu bizi Allah'ın bir lütfu Sezai. Koy şuraya koy. Yavaş. Burada mektup var. Ver bakayım. Bakalım. Ben kötü yola düşmüş bir kadınım. Ama bir anneyim. Oğlumu kirli paramla büyütmemek için, kirli sütümle beslememek için onu size emanet ediyorum. Allah rızası için ona iyi bakın. Oğlumu, Kerem'imi kendi çocuğunuz gibi sevin. O annesinin bir hayat kadını olduğunu hiç bilmesin. Bugünden itibaren onu da sizi de hiç aramayacağım. Onun saadeti için ortadan kaybolacağım. Size şimdiden minnettarım. Kirli sütümle beslememek için diyor Sezai. Zavallı kadın nasıl üzülüyordur şimdi? Herhalde. Hayat kadına. Ama belli ki iyi bir anne. Yazık kadıncağıza. Bakamadı çocuğa herhalde. Allah kimseyi evladından ayırmasın. Bu acıyı kimseye tattırmasın. Öyle zor ki. Küçük Pelin'im öldüğünde yaşayabileceğimi sanmıyordum. Benim de her gün aklıma geliyor yavrum. Öldüğünde bunca azdan biraz daha büyüktü.
bu çocuğu evlat edineceğiz Sezai. Evlat mı edineceğiz? Emin misin Belkıs? Bu kadın sonra bize dert olmasın. Bu mektubu yazan kadını ben tam yüreğimde hissettim Sezai. O oğlunu kurtarmak için canını bile vermeye hazır bir anne. Başka kapıya değil de bizim kapımıza bırakmasıysa ilahi bir işaret Sezai. Onu bize Allah gönderdi. Allah gönderdi. Allah mı gönderdi? Evet Sezai. Allah'ın sevgili kullarıymışız ki kaybettiğimiz çocuğumuzun yerine bir çocuk yolladı bize. O anneyi Allah gönderdi. Bir çocuğumuzu aldı. Bir çocuk verdi. Söylediklerimi unutma ha. Tamam abla, merak etme sen. Ne yaptın çocuğu? Bıraktım Feride. Tanımadım, bilmediğim bir evin kapısına kendi ellerimle bıraktım. Buncağızı ana kucağından koparıp taşların üstüne bırakıp geldim. Yüreğini ferah tut. İnşallah bıraktığın insanlar helal süt emmiş insanlardır. Bilmiyorum Feride. Ama öyle mutlu görünüyorlardı ki. Sıcacık bir ev gibi geldi bana. Bıraktığın evi biliyorsun nasıl olsa. İstediğin zaman gidip görürsün. Benim ana kuzum başkalarının ana kuzusu mu olacak Feride? Başka anaların yüreğini mi okşayacak? Ben oğlumu uzaklardan mı seyredeceğim? Onu öpemeyecek miyim? Ne o? Hallettin mi? Bırak zırlamayı. Hem çocuk kimden bilmiyorsun, hem de başıma anaların kraliçesi kesiliyorsun. Hadi içeri hazırlanın, hadi. İçeri. Allah kahretsin be. Nasılsın Elmas? Bugün de gittin mi eve? Kerem'i görebildin mi? Gitmez miyim? Kerem'e çok iyi bakıyorlar Feride. Allah onlardan razı olsun. Kendi çocukları gibi. Bak gördün mü? Gönlünü ferah tut diyordum sana. Ha şöyle. Kadın gibi olun biraz. Yüzünüz gülsün. Milletin içini açın birazcık. Ne o? Çoluk, çocuk. Kreşe çevirmiştiniz burayı. Sen insan mısın be? Sen insan mısın? Kız kendini toparlamaya çalışıyor. Anılar, anılar. Bizi bizden aldılar. İnsanlık ha? İnsanlık nerede biliyor musun? Burada. Burası boşsa gerisi de boş. İyi ki çocuktu be. Evet haklısın canım. Çocuk da uzun zamandır evdeydi. Ya. Şuraya oturalım mı? Oturalım. Ne kadar bakalım, mutlu değil mi? Canım benim. Otur canım. Ha? Evet şöyle çevirelim. Canım benim. Kuzum benim. Bebeğim. Gönlüm benim. Oh, gönlüm benim. Maşallah sana. Maşallah sana. Sizi sevdi. Herkese böyle gülücük atmaz. Biraz sevebilir miyim bu küçük adamı? Erkek olduğunu anladınız. Adam adam bakıyor baksanıza. Canım oğlum benim. Güzel oğlum. Bebeğim. Canım benim. Ay çok.
tatlısın bebeğim. Bir tanem benim. Canım oğlum benim. Canım oğlum. Bebeğin uyku vakti geldi. İyi günler. Bu kadını bir yerlerden tanıyor gibiyim. Bana da yabancı gelmedi. Sanki bizim oralarda sık sık görüyorum. Bebeğim benim. Bebeğim. Arkadaşlarınla güzel güzel oyna, tamam mı? Tamam canım anne. Gel. İyi eğlenceler canım. Kendine iyi bak. Güle güle. Sabahın köründe nereye gittin? Bugün bayram. Anladım. Yine bayramlık aldın ama veremeden geri geldin. Ah, kapının önüne koyayım diyorum. Ama her seferinde vazgeçiyorum. İyi yapıyorsun. Huzurlarını kaçırma. Oğlun iyi bakılıyor işte, yetin bununla. Yetiniyorum Feride. Çok zor ama yetiniyorum. 10 yaşında oldu Kerim'im. Onu bir kere bile öpemedim Feride. Anne olarak ne kadar iyi bir karar verdiğini anla. Çocuğun sevgiyle, sağlıkla büyüyor. Orası öyle ama bir kere bile bana anne dediğini duyamayacağım Feride. Bir kere bile onu yatağına yatırırken öpemeyeceğim. Ama Kerim'im geceleri hep rüyamda Feride. Ana oğul hasretimizi rüyalarımızda gideriyoruz. Ah, içini kararttım gene benim kader arkadaşım, keder arkadaşım. Hadi gel bayramlaşalım. İyi bayramlar canım. İyi bayramlar canım. Hem sen niye erken kalktın? Hiç yatmadım ki. Yakup içeride. Şu gazino işini çözmeye çalışıyorlar. Sabaha kadar içki kahve taşıdım. Sen uyu biraz. Ben onlara bakarım. Vakıf bu binayı zaten veriyor. Burada sorun yok. Sorun olan yer bunun hemen yanı. Vakıf burayı da veriyor. Veriyor ama benim amacım ucuza kapatmaktı. Ama ne oldu? Herifin biri bizimkinin 2 katını vereceğini söylüyor. Hayda. Vakıfta yüksek para vereni tercih eder tabii. Kimmiş abi bu ya? Sezai Taşçı denilen bir iş adamı. Bana hiç yabancı gelmiyor. Doğrucu Davut'muş. Kafasına bir işi koydu mu peşini bırakmazmış. Çok dil döktüm. Nuh diyor, peygamber demiyor. Vuralım abi, temizleyelim. Canını daha çok acıtacak bir şey düşünüyorum. Canını daha fazla ne acıtır ki? Evlat acısı. 10 yaşında çok sevdiği bir oğlu varmış. Aa, yeter artık ama. Aslan oğlum benim. Bak annesi, oğlumuz nasıl güçlü bir delikanlı oldu ha? Hadi bakalım, gel oğlum. Ter içindesin. Koş hadi banyoya. Alo. Hayır Mustafa. Teklifimizi bir kuruş bile indirmeyeceğiz. Orayı alacağız. Yakup denilen serseri gazinosunu başka yere yapsın. Tehdit mi ediyorlar Sezai? Şu iş merkezinin yerine gazino yapmak istiyorlar. Şirketi arayıp tehdit etmişler. Aman Sezai. Gözünü seveyim. Çoluğun çocuğun var. Kimseyle inatlaşma. Belkıs, kimsenin hakkını yemedim. Kendi hakkımı da yedirtmem. Bunlar mafya özentisi. Soytarı hepsi. Peki Sezai Efendi. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. İhale yarın abi. Ne yapacağız? Ne mi yapacağız?
Dedim ya, canını yakacağız. Sezai'nin oğlunu vuracak mıyız abi? Evet oğlunu. O çok sevdiği oğlunu. Yakup yine delirmiş durumda. Hastalık falan dinlemem diyor. Çok hastayım Feride. Yerimden kalkacak halim yok. Oğlumu görmeye bile gidemeyeceğim. Ay, çok ateşin var senin. 39,5'tu demin, ilaç aldım. Hayda! Aşağıda müşteriler bekliyor, kartolaşlar sizi. Davetiye mi göndereceğiz ulan? Elmas çok hasta abi. Defol. Defol. Hadi. Burayı Luna Park sandınız herhalde. Kalk. Kalk kalk kalk. Kalk değil sen de kalk. Konuşmaya bile halim yok. İçi geçmiş karılar sizi. Yemeyen gitti, haberin olsun. Boşuna zırlama. Al bu silahı. Tamam abi. Silahın daha önce vukuatı yok, haberin olsun. Sen merak etme, nasıl istersen öyle olacak. Oğlunu okula bıraktırıyor kendi arabasıyla. Saat 8'de evden çıkıyor çocuk. Sabah işi bitir. Bu işi olmuş Bil abi. Aferin. Sadece. Oğlumu gördüm Feride. Rüyamda oğlumu gördüm. Benden yardım istiyordu. Sakinleş. Uyu hadi biraz. Hadi canım. Hiçbir yere gidemezsin. Oğluma bir şey olacak Feride. Oğluma bir şey yapacaklar. Kim ne yapacak Elmas? Nereden çıkıyorsun? Ateş yüzünden böyle konuşuyorsun sen. Biliyorum Feride. Oğlumun başı dertte, biliyorum. Saçmalama. Sakinleş biraz. Hissettiklerim doğru çıkmasın ne olur. Şüphelerimi yersiz çıkar Allah'ım. Sadece rüya olsun. Beni yanılt ya Rabbim. Hadi bakalım. Sağına soluna dikkat et. Tamam mı canım? Gel bakalım. Hadi güle güle. Güle güle canım. Hoşça kal anne. Bye.
Sakin olun hanımefendi. Yavaş, hareket etmeyin. Sakin olun. Boşuna uğraşmayın. Ben ölüyorum. Hanımefendi, size minnettarım. Oğlumun hayatını kurtardınız. Ama niye yaptınız bu fedakarlığı? Asıl ben size minnettarım. Asıl siz benim oğlumun hayatını kurtardınız. Oğlunuz mu? Peki siz kimsiniz? Yoksa siz... Evet, benim. Kirli sütüyle yavrusunu beslemek istemeyen anne. Kirli parasıyla oğlunu büyütmek istemeyen anne. Siz Kerem'in annesisiniz. Lütfen bunu ona söylemeyin. Neden ama? Bu kadar sevildiğini, uğrunda ölünecek kadar sevildiğini bilmesi onun da hakkı değil mi? Onun güzel bir anne babası var. Gerçek annesinin kim olduğunu bilmesin. Kirli adımdan utanmasın. Lütfen söylemeyin. Beni kurtardınız. Beni tanıyor musunuz? Bana Kerem dediniz. Kerem adını yakıştırdım. Bildin mi yoksa? Evet. Benim hayatımı kurtardınız. Sizi öpebilir miyim? En büyük isteğim buydu oğlum. Seni bir kere öpebilmek. Öldü. Kimdi bu teyze baba? Kendini kirli sanan bir anne oğlum. Annelerin en temizi. Annelerin en temizi. İşte anne kalbi böyledir sevgili izleyenler. Bir annenin katlanabileceği fedakarlığın sınırı yoktur. Elmas, kirli sütüyle evladını beslememek için, onu kirli parasıyla büyütmemek için fedakarlıkların en büyüğünü yaptı. Evlat özlemini yüreğine gömdü, onu yıllarca uzaktan seyretmeyi, onu koklayıp öpememeyi ve sonunda onun için ölmeyi göze aldı. Kitabımız da öyle demez mi? Cennet annelerin ayakları altındadır.